İncelemeye başlamadan önce Daylight Studio'dan özür dilemek istiyorum. Karşı cins olan iki karakter arasında yakınlık kurulmamış olmasını eleştirmiştim. Şu an gelinen noktada sadece oyun değil, görsel tüm mecralarda bu ikili ilişkilerin o kadar kötü işlendiğine şahit oldum ki hikaye, sevgi, aşk, ihtiras gibi duygulardan muaf olarak şekillendirmenin bir eksiklik değil bir meziyet olduğuna kanaat getirdim. Ha bu Grimvalor'un hikayesinin kötü işlenmiş bir klişeden ibaret olduğu gerçeğini değiştirmiyor tabi. Bu açıdan eleştirdiğim bu kısım için Grimvalor'dan ve geliştiricisi olan Daylight'tan özür diliyorum ve videoya başlıyorum. Doom FPS soyunlarının babası olarak kabul edilse de benim jenerasyonum için FPS soyunu denince gözümüzde ilk canlanan görüntü budur. Tabii birçoğumuz için. Half-Life ilk çıktığı zamanlarda insanlar üzerinde inanılmaz bir etki bırakmıştı. Durumu şöyle özetleyeyim. Şu an PUBG neyse o zamanlar Half-Life Arena oydu. İnsanlar deli gibi oynuyordu. Hatta bazı arkadaşlar gece internet kafenin kepengini kapattırır, yanına abur cubur alır, kafenin sabaha kadar olan masa ücretlerini peşin öder ve Half-Life Arena mesaisine kalırlardı. Yani malum o zamanlar internet kafelerin saatlik ücreti 1 TL idi. Ben de arkadaşların ısrarıyla birkaç defa kalmıştım ama istediğim zevki alamıyordum bir türlü. Gerçi klavyedeki yön tuşlarıyla oynayıp ü ile silah değiştirince arenadaki en zayıf halka ben oluyordum. Yakın arkadaşlarımdan biri evine PC almıştı. Tabii ki her PC satın alan insan gibi o da hard diski söküp oyun yükletmek için internet kafenin yolunu tuttu. Merak edenler varsa söyleyeyim. Oyun yükletmek de bir TL'ydi. Arkadaşımı ziyarete gittiğimde Half-Life'ın online moduyla uğraşırken buldum. Ben de yardım etmeye çalıştım ama beceremedik. Sonunda her tek başına Half-Life Arena'ya sahip olan kişi gibi o da haritaları böceklerle doldurur ve daha sonra teker teker avlardı ya da ekranı lazerli mayınlarla doldurur tek mermiyle hepsini patlatırdı. Bir gün yatılı kaldığımda PC'yi bana bıraktı ve erkenden yattı. Ben de WASD yatkınlığım gelişsin diye Baby Mod'da Serious Sam 2 açıp biraz oynadım. Sonra Half-Life'a girip kurcalamaya başladım. Sürekli New Game yazısına gözüm takılıyordu. Belki de internetten diğer insanlarla oynamak için yeni oyun başlatmalıydım. Fakat beni şöyle bir sahne karşıladı. Boş koridorlarda sabah ezanına kadar gezdim ve sonra yattım. Sabah kalktığımda durumu arkadaşa anlattım ama pek oralı olmadı. Ben de mevzuyu kapattım ama bu aklım bir kenarına yer etmişti. Birkaç ay sonra internet kafenin sahibine durumu anlattım. O da bana Serious Sam 2 gibi ilerlemeli silahlı oyun işte dedi. Eskiden FPS oyunlarının Türkiye'deki adı ISO yani ilerlemeli savaş oyunuydu. İrfan abi bana bir masa aç dedim ve mesaiye başladım. O zamanlar öğretici olmadığı için tutorialımız İrfan abiydi. Onun öğrettiklerini yapabilmeye ve her geçen gün uzmanlaşmaya başlamıştım. Önüme geleni kurşuna diziyor, her haritayı geçmenin bir yolunu buluyordum ve sonunda... Bitiremedim tabii ki. Bir noktadan sonra aynı yerlerde dönüp durmaktan sıkıldım ve rafa kaldırdım. Daha sonra ise ilk oyunun yanı sıra serisi hatta DLC'lerini dahi oynadım ve Half-Life hayranı olup çıktım. Benim için FPS oyunu demek Half-Life ve türevleriydi. Özetle FPS demek başı ve sonu olan, bir hikayesi olan, karşıma çıkan insanları hedef almam için bana bir sebep veren oyunlardı. Diğerleri özellikle de arena oyunları yani rekabetçi oyunlar FPS'in bir alt türüydü. Günümüzde ise oyun türleri tamamen bir karmaşaya dönüşmüş durumda. Mesela From Software'ın Souls serisiyle hayatımıza yeni bir oyun türü soktu. Bu türün adı da Soulslike. Ama bana göre Souls-like bir tür değil, bir mekanik çeşidi. Saldırı, bloklama, savuşturma ve peri sistemi gibi öğeler daha önce onlarca oyunun denediği ve geliştirdiği yöntemlerden. Bunun dışında yeni skill'ler açmak, açılan skill'leri geliştirmek, haritaları keşfetmek, sandık bularak yeni eşyalar elde etmek, karaktere oynanış tarzına göre yeni statlar vermek RPG oyunu öğeleridir. Tüm Souls-like oyunu olduğu iddia edilen oyunlar temelinde bariz şekilde RPG oyunlarıdır. Çokça övülen Elden Ring bile Souls mekaniklerine sahip bir open world RPG oyunudur. Aslında konuyu detaylandırmak isterdim ama yeniden FPS oyunlarına dönmek istiyorum. Long Wolf oyununu daha önce denemiştim ama beni sarmadı ve sanıyorum 5. bölümde bırakmıştım. Daha sonra modern oyunlardan bir süre uzak durdum. Bu tarz oyunlara doygunluğum geçince bir oyun seçip oynamak için liste videolarını kurcalamaya başladım fakat hayal kırıklığına uğradım. Çünkü bir shooter oyunu bariz olduğu halde birçok saçma sapan oyun FPS oyunları listesinde kendine yer bulmuştu. Düşünün Into the Dead oyunu bile FPS oyunu olarak lanse edilmiş. Bu büyük bir yanlış çünkü bu oyun bildiğin run oyunu. Ne yani şimdi ben şu oyunu birinci şahıs kamerasına alıp eline bir silah versem FPS oyunu mu olacak? Bir kere oyunda kat edilen mesafe göstergesi olması dahi bir oyunun run oyunu olması için kafidir. Bu durum inanılır gibi değildi. Oyunlar o kadar iç içe geçti ki hangi oyunun hangi türe ait olduğunu yüzde söyleyemez olduk. Daha doğrusu oldular. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi FPS demek Half-Life demekti. Madem öyle, madem bu FPS oyunuysa bu da FPS oyunu. Bu da, bu da, hatta bu da. Yo, amına. Ben de uzun zaman önce yarım bıraktığım altını çizerek söylüyorum. Bir FPS oyunu olmayan, sadece shooter oyunu olan Long Wolf oyununu oynamaya karar verdim. Oyun bitti ve bu oyun hakkında söylemek istediğim birkaç cümle olduğunu düşündüm. Bu yüzden bu videoyu hazırladım ve sizinle paylaşmak istedim. İçimi döktüğüme göre incelemeye başlayabiliriz. Öncelikle oyunda Türkçe dil desteği olduğunu belirtmeliyim. Oyunun hikayesi alışıldık olsa da anlatım tarzı oldukça temiz. Ayrıca ejderhalara, devasa canavarlara, ucube yaratıkları, dünyaya kurtaran çoluk çocuğa boğulmuş hikayelerden bunalmışken bu anlatım tarzı bana ilaç gibi geldi. Çünkü hikayeyi anlatmaya üşenen ve lorunu cehennemin dibine gömüp hadi bulun çıkarım bakalım diyen oyunlardan sıkılmıştım. Bu oyunda ise bize hikayeyle ilgili tüm ipuçları veriliyor. Bunlardan hikayeyi tamamlamamız değil sadece finali merak etmemiz ya da tahmin etmemiz isteniyor. Oyun bariz bir şekilde o an neler olduğu ile ilgili değil, hikayenin gidişatındaki tahminlerimizin tutup tutmayacağı konusunda bizi teşvik ediyor. Yani kısacası oyun hikaye çizgisinde hiçbir boşluk bırakmayarak oyuncu sadece finale odaklıyor. Aslında bu yöntem hoşuma gitti çünkü finale geldiğimde aklımda sadece iki soru işareti vardı. Eminim oyunu oynayan birçok insan da benimle aynı hissiyata sahipti. Hikayeden bahsedecek olursak. Bilinen adıyla Wolf babası tarafından daha çocuk yaşta atış eğitimi almış, silahını öpen, tüfeğiyle yatan, maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uyan bir paralı askerdir. Emil tarafından Mando isimli bir mafya patronuna tavsiye edilen Wolf köprüdeki buluşmaya Mando'nun sağ kolu olan aracının geldiğini görür. Israrla Mando'yu görmek isteyen Wolf beni aracıyla maracıyla uğraştırma kardeşim. Ben direkt en tepedeki isimle muhatap olurum diyerek aracının iş teklifini reddeder. Aracı Wolf'tan başlarına bela olan bir avukatı öldürmesini istemiştir. Wolf teklifi reddetse de avukatı öldürür ve açık bir şekilde ben sizin aradığınız adamım mesajı verir. Mando bu durumdan etkilense de aracı şüpheci ve soğukkanlı bir karaktere sahip olduğundan Wolf'u birkaç teste daha tabi tutar. Tabii ki Wolf yetenekli. Wolf gizemli. Verilen tüm işleri arkasında tek bir delil dahi bırakmadan halleden tetikçi sonunda Mando ile tanışır ve yol artı yemek artı asgari ücrete işe alınır. Daha doğrusu tetikçi 5 kuruş paraya onlarca adamı öldürmeyi kabul etmiştir. Bu durum Mando'yu memnun etse de aracı zor beğenen, zor güvenen ve sürekli hayatı ve olayları sorgulayan bir tiptir. Böyle olmasının da bir sebebi vardır tabii. Geçmişte çetenin lideri Mando, yeğeni Nikki'yi Slickyville ile birlikte soyguna gönderir. Aslında olay basittir. Mekana gir, parayı al ve çık. Fakat işler ters gider ve gönderilen yeğen birini rehin almak zorunda kalır. Ve emniyet teşkilatının keskin nişancısı Nikki'yi öldürür. Bu durum Mando'yu çılgına çevirmiştir. Nikki yani biricik yeğenini öldüren polisin kim olduğunu öğrenmek için bir plan yapar. Polisin dikkatini başka yöne çekip sayıca azalttıktan sonra boş olan polis karakoluna baskın yapar ve gerekli bilgileri çalarak kaçar. Sonunda yeğenini öldüren kişinin kim olduğunu öğrenmiştir. Onu bulur ama kendini kaybeder. Polisi karısını hatta küçük çocuklarını dahi öldürür. Bu durum Mando'yu öyle kötü etkilemiştir ki çetenin yönetimini aracıya devretmiştir. Lider Mando gibi görünse de aslında tüm kararları aracı almaktadır. Emil Aracı ve mandoya Wolf'tan bahseder. Geçmişte paralı asker olarak orduya başvurmuştur. Seçmelerden önce yüzünden maskesini çıkarmayan Wolf alay konusu olmuştur. Wolf'la taşak geçen herkes atışlar sırasında dumura uğramıştır. Çünkü tüm atışları tam isabetle vuran tek kişi odur. Bu durum Emil'in Wolf'a saygı duymasına sebep olmuştur ve ikisi yakın arkadaş olmuşlardır. Ama işi dışında hiçbir konuda konuşmayan Wolf gizemini hala korumaktadır. Savaş sonuna doğru ikiliye Revan adında bir komutanı etkisiz hale getirme görevi verilir. Raven içerisinde ganimet olabileceğini düşündüğü yerleri önceden askerleriyle koruma altına almakta, daha sonra da yağmalamaktadır. İkili sonunda Raven'a ulaşır. Wolf zor hava şartlarında kusursuz bir atış yapar. Öldürdükleri kişinin yanına gittiklerinde Raven değil bıyık takmış bir dublör olduğunu görürler. Wolf soğukkanlı bir katil olsa dahi masum bir insanı öldürmek kanına dokunmuştur. Artık olay kişiselleşmiştir. Wolf Raven'ı yakaladığı yerde sicek kıvama gelmiştir. Olayların çığırından çıkmaya başladığını ve çok tehlikeli olduğunu düşünen ordu komutanları Wolf ve Emma'yı görevden alır. Bu durum Wolf'u daha da öfkelendirmiştir. Bu hikayeyi duyan ve zaten zor güvenen biri olan aracı, Wolf'un da kendini bir noktada kaybederek tıpkı Mando gibi saçma sapan işler yapmasından endişelenmeye başlamıştır. Öte yandan Wolf sayesinde çetenin ayağına dolanan herkes teker teker ölmektedir. Çetenin varlığını sürdürebilmesi için kritik öneme sahip suikastler bile hiçbir delil bırakılmadan yapılmaktadır. Aracı arada kalmıştır. Fakat beynini kemiren sorulara cevap bulamamaktadır. Wolf kimdir? neden cüz'i miktarda bir paraya bu işleri yapmaktadır? Amacı nedir? Durumu abartıyor mudur yoksa Wolf'a güvenerek hata mı yapıyordur? Tüm bu soruların cevabını zaman gösterecektir. Aslında bu hikayede gözüme çarpan ilk şey hikayede hiçbir kadın olmaması. Bırakın bir kadın karakteri öldürülen polisin karısı dışında hiçbir kadının esamesi dahi okunmuyor. Videoyu bir özür metniyle açmamın sebebi de buydu. Demek ki neymiş? Aşk olmadan da hikaye yazılabiliyormuş. Hikaye anlamında oyun kendini oldukça ciddiye alıyor. Bir mafya gizemli tetikçi ilişkisi hikayesini temel alan oyun, hikayenin gerçekçiliğini hissettirebilmesi için oldukça fazla çaba sarf ediyor. Ana karakterlerin ruh halleri ve geçmişleri flashbacklerle desteklenerek karakterler ve yaşananlar gerçekmiş ilizyonu verilmeye çalışılmış. Kendi açımdan bakacak olursam bir noktaya kadar da başardı. Ayrıca yönettiğimiz Wolf karakteri sık sık övülerek oyuncuyu sanki gerçek bir tetikçiymiş gibi hissettirilmeye çalışılmış. Ne yalan söyleyeyim bir ara gerçekten kendimi havaya girmiş gibi hissettim. Hedef gösterilen düşmanları öldürmek için motive olmuş halde buldum kendimi. Tabi bir noktaya kadar. Bu noktanın ne olduğundan birazdan bahsedeceğim. Şimdi oynanışa geçelim. Geçmişte bu oyunu bırakmamın sebebi şununla bunun arasında hiçbir fark görememiş olmamdı. Fakat ikinci defa şans verdiğimde yanılmış olduğumu anladım. Oynanış istisnalar dışında temelde 3 segment e ayrılmış durumda. Yakın mesafe tabanca atışı, yakın mesafe tüfek atışı ve uzak mesafe dürbünlü tüfek atışı yani sniping. Oyun hikayenin gidişatına göre bunları belirli chapterlara serpiştirerek önümüze sunuyor. Ayrıca tempo bir noktaya kadar oldukça dengeli tutulmuş. Zorluk derecesi de öyle. Bu oyunu diğer sniper oyunlarından ayıran özelliği de şu. Başlangıçta sıradan başlayan oyun zamanla bir puzzle oyununa dönüşüyor. İlk etapta sadece belirlenen hedeflere teker ateş ederek ilerliyoruz. Daha sonra kalabalık grupları avlarken öldürdüğümüz kişileri diğerlerinin görmemesi için çaba sarf ediyoruz. Çünkü fark edilirsek başarısız olmuş sayılıyoruz. Bu olayı detaylandırmak için bir spoiler vermek zorundayım. İsteyenler ekrandaki dakika ve saniyeyi atlayabilirler. Gördüğünüz bölümde 4 asker var. Binanın içindeki asker dışarıdaki 3 askeri görebiliyor. Binanın yanındaki asker de bahçede volta atan iki askeri görebiliyor. Ayrıca soldaki asker de sağdakini görüyor. Bu askerlerden biri diğerinin öldüğünü görürse başarısız oluyoruz. Ayrıca öldürdüğümüz asker başka askere yakınsa sesini duyuyor ve yine başarısız oluyoruz. Bunun için önce bekliyoruz. Askerler birbirlerinden ayrıldıklarında ve görüş açılarını kaybettikleri zaman teker teker avlıyoruz. Daha komplike bölümler de var tabi. Mesela bu bölümde de 4 asker var. Sağdaki asker sabit ve her koşulda diğer üç askeri görüyor. Bunun için önce sağ üstteki tellerin üzerinde duran kargayı vurarak sağdaki askerin dikkatini dağıtmamız gerekiyor. Aksi takdirde ne yaparsak yapalım bölümü geçemiyoruz. Kargayı vurup hakim düşmanın dikkatini dağıttığımızda gerisi çorap söküğü gibi geliyor zaten. İlginç bulduğum yan ise bu kargayı öldürmemiz gerektiği hikayenin anlatımı sırasında bir flashback sahnesinde bize öğretiliyor. Wolf'un vurduğu ilk canlı hedefin karga olduğu gösterilen sahneden bahsediyorum. Yani oyun bize diyor ki geçmiş sahnelerle gelecek bölümler arasında bağlantılar ve ipuçları olabilir. Sağlıklı bir oyun deneyimi için hikayeyi dikkatle dinle. İyi yapılan şeylerden biri de oyuna tekrar dönüş süresi. Birçok oyunda şikayet konusu olan ve özellikle konu boss savaşları ise saç baş yolduran konulardan biri de başarısız olduğumuzda bölüme tekrar erişim süresidir. Bazı oyunlar el yatkınlığımız ya da motor hafızamız körersin diye ya checkpointler arasına ebesinin nikahı kadar mesafe koyar ya da bizi başarısız olduğumuz bölüme yeniden erişmememiz için oyalarda oyalar. Bu oyunda ise böyle bir durum söz konusu değil. Bir bölümde başarısız olursak anında girip tekrar deneyebiliyoruz ve oyunun bu yönü gerçekten takdire şayan. Evet. Bu kadar övgü yeterse şimdi biraz da gömelim. Oyunda oynanışı destekleyen çeşitli yan materyaller var. Toplamda 4 farklı dürbün, 7 destek ürünü, 2 de kozmetik ürünü var. Dürbünler işe yarar aslında. Farkını hissettiriyor. Destek ürünlerinden de sadece bölümde kaç düşman olduğunu gösteren dürbün, mesafe ölçer ve rüzgar ölçer dışında hiçbir ürün karakteri geliştiriyormuş gibi hissettirmiyor. Bu materyaller de olmazsa olmaz şekilde çünkü uzak mesafelerde mermi irtifa kaybediyor. Rüzgar da merminin yönünü saptırıyor. Dürbünün x ve y koordinat çubuklarına koyulan iki işaret hedef almamız hususunda kolaylık sağlamak bir yana Bunlar olmadan atış yapmak neredeyse imkansız. Bu atıcılık oyunları için yeni bir özellik değil tabi. Benzeri birçok oyunda bu özellik var. Bunun dışında oyun yan ürünleri kısıtlı tutuyor. Yani gelişmesini istediği şey karakter değil biziz. Lone Wolf bizden bariz şekilde oyuna alışmamızı, kafamızı çalıştırmamızı ve oyunda uzmanlaşmamızı istiyor. Zorlayıcı bir bölümde takılırsak ya sev ya terk et diyor. Tabii üçüncü bir seçenek daha var. O da premium içerik. Oyunda bol miktarda premium dürbün ve tüfek var. Ayrıca bir de tabanca. Bunlara erişim sağlandığında ki ben sağlamadım, sadece oynayanların videolarına kısaca bir göz attım ve gördüm ki inanılmaz bir rahatlık sağlıyor. Kısacası ya premium ya gitgut. Başka bir alternatif yok. Aslında normal içerikler oyunun tamamını bitirmek için yeterli. Eline hünerli ortalama bir oyuncu deneme yanılmayla zorlanarak da olsa oyunda ilerleyecektir. Şimdi oyunun sonlarına yakın ve finaliyle alakalı bir spoiler vermem gerekiyor. İsteyenler ekrandaki dakika ve saniyeyi atlayabilir. Biraz önce temponun bir noktaya kadar dengeli gittiğinden bahsetmiştim. Aslında katlı otopark bölümüne geldiğimde ufak bir dengesizlik olduğunu hissetmiştim. Kısa zamanda geçsem de işler aniden zorlaşmıştı. Acımasız bir katilden minnoş bir prensese dönüşü vermiştim. Kendimi gözümü kapatıp hunharca sağa sola ateş eder halde buldum. Duvara toslamış gibi hissettim. Karşımdaki beş kişinin grup tecavüzüne uğradıktan sonra tecavüz kaçınılmazsa zevk almaya bak sözünün ne kadar saçma bir laf olduğunu iliklerime kadar hissettim. Çünkü zerre zevk almıyordum. Olanlara anlam veremiyordum. Neden bu noktaya kadar dengeli gelen oyun dozu birden hardcore'a çekmişti ki? Skybar'ı temizle görevi gözüme o kadar imkansız gelmeye başlamıştı ki bir ara ben bu bölümü geçemeyeceğim dedirtti bana. Daha sonra premium satın almayı dahi düşündüm çünkü silahım zayıftı ve her düşmana iki el ateş etmem gerekiyordu. Üstelik bu atışların birçoğu headshot olmalıydı. Premium silah bana tekte vurmayı vaat ediyordu. Üstelik ücretler de oldukça uygundu. Ama oyunun sonlarındaydım ve bu oyunu premium olmadan bitirmeliydim. İnanın 6-7 lirasında değilim. Bu çok cüz'i bir rakam. Öder geçerim ama premium içerik satın almak bana hile kullanıyormuşum hissiyatı veriyordu. Sonunda öğretici videolara göz atmaya başladım ve mantığı çözdüm. Sırasını ezberledim ve geçtim. Tabii bu bölümü geçene kadar 3 kilo verdim. Tempodaki bu ani zorluk değişimi beni oyundan soğuttu desem yeridir. Şu premium için isteyeceğin 6 lirayı son bölümler için yap. Ödeyelim ve aynı zorluk dengesiyle devam et. Premium içerik satmak için neden insanları sudan çıkmış balığa çeviriyorsun? Sevgili FDC Entertainment. Size hiç yakıştıramadım. Geliştiricinin ikinci falsosu da şu. Yine hikayeden bahsederken finale aklımda iki soru işarete geldiğimi söylemiştim. Bunun sebebi de şuydu. Wolf'un ısrarla Mando'yu görmek istemesi, Mando'nun bir keskin nişancı polisi öldürmüş olması ve Wolf'un keskin nişancı eğitimini babasından almış olması bana bariz bir şekilde hmm, bu katil öldürülen polisin oğlu mu yoksa dedirtti ve aklıma iki soru geldi. Soru 1. Hikaye gerçekten finalini bu kadar bariz açık mı etmişti yoksa bu bir fake'ti ve beni ters köşe mi yapacaktı? Soru 2. Komutan Raven hikayenin bir noktasında konuya dahil olup tüm dengeleri değiştirecek miydi? Aklımda bu iki soruyla ilerlemeye devam ettim ve final sahnesi geldi çattı. Wolf silahı Mando'nun alnına dayadı. Emal de silahı Wolf'a doğrultmuştu. İçimden şöyle geçirdim. Şimdi oyun kontrolü bana verecek. Ben Mando'yu vuracağım. Emile Wolf'u vuracak ve Wolf'un bu acıklı hikayesi çektiği acıları burada son bulacaktı. İntikamını almış, babasının kanını yerde bırakmamış, tüm hayatını, çocukluğunu, gençliğini vakfettiği amaca ulaşmış ve kendince onurlu bir adam olarak son nefesini vermiş olacaktı. Duygusal bir müzik ve son. Peki ne oldu dersiniz? Hikaye burada bir virgül koyuldu. Devam edecek yazısı çıktı ve jenerik akmaya başladı. Ne yani bu kadar mıydı her şey? Yani bana bunca karmaşık hisler yaşatan ve odağımı sürekli finalde tutan oyun. Üçüncü sınıf bir Türk dizisi gibi en heyecanlı yerinde sezon finaline girip bütün yazı yeni sezonu merak ettirerek mi geçirtecekti? Hayal kırıklığımın boyutunu anlatamam. Neden en güzel, en başarılı hatta dünya çapında geniş kitlelere ulaşmış oyunlar bile final sahnesine gelince bu denli çıtayı düşürürler anlam veremiyorum. Resmen yediğim elmanın son lokmasından kurt çıkmıştı. Bu tam bir fiyasko. Yine de tüm bu olumsuzluklara rağmen oyunun genelinin üzerimde olumluya yakın bir etki bıraktığını da itiraf etmeliyim. Şimdi biraz da temel özelliklere değinmek istiyorum. Oynanış esnasında ufak bir ambiyans sesi var. Müzikler yalnızca ara sahnelerde giriyor. Üzerine uzun uzun konuşulacak bir durum yok sohbet esnasında arkadan verilen fon müzikleri hikayenin etkileyiciliğine az da olsa katkı sağlamış. Sanat tasarımı kendine has olmasa da objeleri rahat seçebilmek açısından rahatsızlık verici değil ki bir keskin nişancı oyununda bu durum hayati önem arz ediyor. Düşman objeler rahatça seçilebiliyor. Ara sahnelerde slide şeklinde verilmiş. Karakter sesi olmasa da bu bana bir eksiklik gibi gelmedi. Sonuçta bu küçük bütçeli bir oyun. Diyaloglar da karmaşık değil. Gayet anlaşılır ve edebiyattan uzak durulmuş günlük konuşma dilinde hazırlanmış ve bu hikayenin berrak bir şekilde anlaşılmasına katkı sağlamış. Oyunda toplamda 10 defa deneme hakkımız var. Bölümde hata da yapsak, bölümü de temizlesek ana ekranın sağ üstündeki mermilerden birini kaybediyoruz. 10 mermi tamamen boşalırsa günde 4 defa olmak üzere reklama tabi şekilde doldurabiliyoruz. Bu da günde 40 defa deneme hakkımız olduğu anlamına geliyor ya da premium içerik satın alarak sınırsız deneme hakkına sahip olabiliyoruz. Bunların dışında oyunda antrenman yapmamız için bir poligon ve mevcut paramız karşılığında iddia girebileceğimiz çeşitli oyunlar da mevcut. Premium demişken tüfeklerden de bahsetmek istiyorum. Premium içeriğe sahip değilsek tek bir tabanca seçme hakkımız var. Onun dışında tüfek sayımız oyunun geneli açısından yeterli. Fakat benim oyunun başında kaçırdığım küçük bir ayrıntı var. Başlangıçta Long Wolf'a bir RPG oyunu gibi yaklaşmıştım. Önce tüm yan materyalleri satın aldıktan sonra listedeki en güçlü silahı almak için para biriktirdim ve aldım. E ee, dedim. Bu kadar kolay mıydı yani tüm güçlendiricileri, en uzak dürbünü ve en güçlü silahı almak? Bunun bir hata olduğunu anlamam ise uzun sürmedi. Daha ilk yakın mesafe tüfek bölümünde dumura uğradım. Çünkü her silahın kendine has özellikleri vardı. Kimi uzak mesafeden tek atışlar için uygunken, kimi kalabalık grupları avlarken işe yarıyordu. Kimi hızlıydı, kimi yavaş. Kiminin mermisi azdı ve mermiyi ağza yavaş veriyordu, kimi seriydi. Bazı silahlar çok teperken bazıları minimum tepmeye sahipti. Kimi uzak mesafede lazımken, kimi yakın mesafede çatışırken işe yarıyordu. Kısacası her tüfek belli başlı bölümlerde işe yarıyordu ve strateji belirlerken tüfeğin mevcut özelliklerini de göz önünde bulundurmam gerekiyordu. Kalanı ise kişinin kendi marifetine kalıyordu. Bu ayrıntıyı da çözdükten sonra oyun bir noktaya kadar aktı gitti toparlayacak olursak oyun bir sniper oyunu olarak başlasa da zamanla bir bulmaca oyununa dönüşüyor ve bu yönüyle gördüğüm tüm shooter oyunlarından bir adım önde. Ayrıca başarısız olduğumuz bölümü saniyeler içinde yeniden deneyebiliyor olmamız sevilesi bir özellik. Oynanış tarzının sürekli değişmesi ve sadece bir sniper oyunu olarak kalmaması, tempoyu dengede tutması oyunu sıkıcı olmaktan uzaklaştırmış. Finalinde yaşadığım hayal kırıklığı dışında hikaye oldukça ilgi çekici. Anlatımı akıcı ve geçmişe dönüş sekanslarıyla desteklenerek belli bir temele oturtulmuş. Uzun zamandır bir hikaye bu denli dikkatimi cezbetmemişti. Karakterler oldukça gerçek hissettiriyor. Ana karakter olan Wolf çok derin bir kişiliğe sahip olmasa da oyunun hikaye anlatımı hususunda seçtiği Steven Spielberg varı yol odağımı sürekli hikayede tutmayı başardı. Ve Wolf'u bana az da olsa önemsetebildi. Görsel dizaynı ve müzikleri ortalama. Hikaye sunumu slide olarak yapılsa da çok kafayı takmadım açıkçası. Çünkü oyun vermek istediği hikayeyi başarılı bir şekilde vermeyi başarabilmişti. Aslında shooter oyunları bana hep sıkıcı ve sıradan gelirdi. Fakat bu oyun shooter oyunlarına bakış açımı tamamen değiştirdi ve çıtayı oldukça yükseğe çekti. Long Wolf bugüne kadar benim sonuna kadar katlanabildiğim tek shooter oyunu oldu. Finale doğru şahit olduğum ve yaşadığım olaylar oyuna kan kaybettirmiş olsa da bana yaşattığı 5 saatlik deneyim için müteşekkirim.